Gel gör, lezzeti tat, Erçelebi'yi anlat. Erçelebi, kömürde kadayıfın sunduğu en güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Ulutaç Mobilya'nın sunduğu Mola Saati programı başlıyor. Akşam saati yaklaştı. Yemekten sonra ne gider sevgili izleyiciler? Size güzel bir künefe ısmarlayayım mı? Bu işin erbabı, bu işi künefeyi sevdiren, daha doğrusu Gaziantep'lilere ve Türkiye'ye sevdiren öncü firmalardan birindeyiz. Erçelebi Kömürde Kadayıf. Bence hiçbir şey söylemeyeyim. İçeri girdiğimde bana fazlasıyla hak vereceksiniz. O lezzetleri sizlerle buluşturacağım. Beni takip edin. Güzel bir sürpriz. Bak 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 Mustafa, bak Mustafa. Mustafa. Selamun aleyküm öncelikle abi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Önce ben buradayım abi. Mustafa gelir misin? Öncelikle şu lezzetleri bakar mısın abi? Şöyle güzel bir vazgeçilmez olan burmalı kadayıf. Bak burmalı kadayıf. Gerçek fıstık. Tamamen doğal. Orijinal. Bak Mustafa bak, harika görünüyor. Kenara doğru yaklaş, 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 git, 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 git. Sen bunları bakarken ben Mehmet abinin yanına gideyim. İşte Erçelebi deyince akla ilk ne gelir Mustafa? Bakar mısın? Kömür. Kolay gelsin arkadaşım. Hoş geldin. İşte... Bu işin erbabı ve doğayeni. Mehmet ustamız. Hoş abi, kolay gelsin. Ali Bey. Ne var ne yok? Eldiven var ama. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Kabul ettim. Erçelebi Kömürde Kadayıf Mehmet Kılıç Bey ile birlikteyiz. Orada bey diyeceğim, burada usta diyeceğim. Ustam, bize bugün ne hazırlayacaksın? Önce Erçelebi'nin diğerlerinden farkını önce senden dinleyeceğim. Önce bir hasır yapalım isterseniz. Tamam. Hasırla başlıyoruz. Yapalım, sonra tadına bakalım. Süper olur. Tamam. İşte malzemelerimiz. Şöyle şu yağımızı alalım abi. Önce bir yağ alalım. Tepsilerimiz sırayla diziyoruz. Şöyle. Yağımız ne yağ oluyor? Sade yağ. Sade yağımız. Öncelikle sade yağımız. Alta bir yolculuk yaptırdık. Urfa'dan, i̇şte. Urfa'dan geliyor ya. Urfa'dan geliyor. Tabii. Süper. Bu da bizim kendi imalatımız olan. Evet. Daha önce çekimlerini yapmıştık değerli izleyiciler. Evet. İşte aslında bence lezzetin tüm noktalarından biri budur diyebilirim. Mutlaka. Tamamen kendi imalatınızda kendiniz üretiyorsunuz. Bu arada Müslüm babamıza buradan selamlarımızı iletelim. Evet. Ustamız. Onun işte 1900 kaçtı abi? 70? 1972. 1972. 1972'den bu yana bu lezzeti sizlerle buluşturuyor. Evet Mehmet usta, şöyle başka ne yapıyoruz? Kadayıfımızı attık. Bu arada tarifini de yapmış olalım. Tarifini yapmış oluruz ama bunu evde yapmak isteyenler bu lezzeti bence veremez diye düşünüyorum. Sizce? Yani mutlaka ki onun da ayrı bir lezzeti olur. Lezzeti olur ama lezzeti olur. Bence yerinde yemek mutlaka. Her zaman mutlaka daha iyi olur diye düşünüyorum. Güzel bir iri fıstık, kırılmış fıstık. Şimdi şöyle kaymağımızı da alalım. Güzel bir kaymak. İşte bak. Evet, şöyle çekelim. Şöyle kaymağı gösterelim. Bak Mustafa, görüyorsun değil mi? Vallahi
Şimdi burada kaç çeşit? Yakım çekim yaparsan. Yakım çekim yap Mustafa. Peki kaç çeşit künefe, kadayıf var burada Yunanistan'da? Yaklaşık 25 çeşit. 25 çeşit kadayıf var. Tabii. Peki her gün bunların mutlaka müşterinin isteğine ve taleplerine göre? Tabii yapıyoruz. Mutlaka her gün bulunuyor. Yalnız akşamlar bayağı bir yoğunsunuz. Fırsat bulmakta biraz zorluk çekiyorum. Neden diye sorarsanız her zaman burası sıkın tıkın dolu. Ancak biz de fırsatı saat 7'ye ayarladık. Yemek saatine de. Yemek saatine ayarladık. Aslında burası sıkın tıkın dolu olacak. Atalım. Of harika. Hazır kadayıfımız hazır. Hazır. Bunu mangala atacağız şimdi. Bunu mangala atacağız. Buna da bakalım tadına. Tabii tadına bakalım. Bence sen de bak abi. Beraber lütfen bakalım. Şöyle bakar mısınız? Şöyle alalım. Şöyle bütünleştirelim. Bak 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 Mustafa, görüyor musun? Bak, yaklaşır mısın Mustafa? Fıstık, kaymak, kadayıf. Bunun içinde sevgi, aşk da var. Onu belirtelim. Yalnız buna bir hangisine saniye. Sevgini, aşkını fazla attın abi? Hepsi dört eşit abi. Eşit değil mi? Eşit. Orantılı. Orantılı hepsi. Şöyle bakalım. Şöyle yapalım. Şöyle lezzete son bir kez bakalım. Yalnız bunun kararını Murat Bey versin. Murat Bey. Murat Bey. Deneyim mi televizyoncu? Teşekkür ederim. Program mükemmel bir şekilde işte bizi televizyon aşkını sevdiren Murat abimiz. Hemen Murat Barık. Yorum alabilir miyiz? Murat abi lezzete bakıyor. Tadına doyamadı. Halen de her zamanki gibi. Şöyle alalım abi. Gel. Bu arada ben de hemen yayını bitireyim. Her zamanki gibi Erçilebi'nin tartışılmaz lezzeti ağızlarda, damaklarda akıp gidiyor. Bu aşamada gerek Ali kardeşime, gerek Deniz'e, gerekse de değerli arkadaşımıza teşekkürlerimi sunuyoruz. Gaziantep'in değerlerini dünyaya tanıtmak gerekiyor. Ağzımız tatlandı, tatlandırmaya da devam edecek. Mehmet Bey de aynı şekilde dünyaya Gaziantep lezzetini ağız ve damak tatlarını tattırarak devam ettirecek. Kendisine de başarılar diliyoruz tekrar efendim. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun programımıza. Çok teşekkür ederim. Murat abimizin yorumunu aldık. Evet. Murat abi söylediyse ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Harika vallahi gerçekten. Afiyet olsun. Peki bu arada aynı zamanda süt şöyle satış diyeyim. Yapıyor musunuz? Satış yapıyoruz yani yeterince olduğu zaman. Paket sütü kullanmıyoruz. Paket aynı vallahi harika ya. Direkt çiftlik sütü. Yalnız müşterilerimize onu ikram ediyoruz. Harika ya, süt de vallahi. Aynı zamanda mideyi de herhalde rahatlatıyor. Değil mi? Onu belirtelim. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geleceğim yine. Çok mutluyum. Bekliyoruz inşallah. Ben bu lezzeti yedim mi? Mutlaka geleceğim. Bekleriz inşallah. Allah Allah ya baba ve selam aleyk ya baba. Allah Allah ya baba ve selam aleyk ya baba. Sidi Mansur ya baba. Mola Saat programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Şu an Hatay'ın Belen ilçesindeyiz. Şimdi sizleri Ahmet Usta'nın yanına gireceğiz. Ahmet Usta bize öyle lezzetleri hazırlayacak ki siz bile inanamayacaksınız. Bakalım Belen mutfağı nasıl bir lezzet? Beni takip edin. Ahmet Usta. Neredesin Ahmet Usta? Selamun aleyküm. Neredesin sen ya? Neredesin? Hoş geldiniz. Abi nasılsın? Ne var ne? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Eyvallah abi. Seni gördüm daha iyi oldum. Allah'ın selamı. Nasılsın abi? Eyvallah. Sağ olsun. Nasılsın? Eyvallah. Belen'e gelip de Ahmet Usta'ya vuramadın olur mu? Olmaz tabii ki. Abi bize bugün ne hazırlayacaksın? Ne yiyeceğiz? Sana bugün yaprak tava. Yaprak tava. Hazırlayacağım. Kuzudan mı oluyor?
Bu dana bonfilesinden. Dana bonfileden. Evet, dana bonfilesi bu. Daha önce Arzu'nda çekim yaptığı için o Belen tavasını anlattın. Kuzu etiyle. O kuzu etiydi, bu dana, dananın bonfilesi bu. Tamam, bana torpil mi geçiyorsun? Aynen. Arzu, kulağın çınlasın Arzu. Abi şimdi ne yapıyoruz? Belen tava, daha yaprak doğrusu tava. Yaprak tava içerisinde. Yapalım mı abi? Önce soğanımızı koyalım. Arkadaşımız yaklaşırsa buraya, önce soğan. Soğan. Ondan sonra biraz biber koyuyoruz. Biber atıyoruz. Biber. Domates koyuyoruz. Domates. Az bir şekilde. Soyulmuş, rendelenmiş domates. Tamam. Ondan sonra etimizi üzerine, pardon, sarımsak var. Sarımsak. Zaten antibiyotik sarımsak, olmazsa olmaz zaten bu. Antibiyotik olmazsa olmaz. Bu doping bu. Süper. Peki Ahmet Usta. Ondan sonra bu etlerimiz incine doğramış yaprak halinde. Yaprak halinde. Evet. İsim buradan geliyor. Evet, yaprak tavası. Zaten bunun mevcudu benim burada. Öyle mi? Bunu ben yaptım, çıkardım Belen'de bunu. Allah. Hatay'da daha doğrusu tamam, ya. Yanındayım artık. Hiçbir yere gitmem ben artık. Bunu yaprak tavaları. Yaprak tavamızı böyle diziyoruz. Tek tek diziyoruz. Tamam. İnce şekilde, güzel şekilde. Harika. Yaprak tavalara dizdik sevgili izleyiciler. Kiremitte olması bunun soğumamasına neden oluyor değil mi? Tabii, ayrıca lezzet de verir herhalde. Tabii ki lezzet de verir. Soğumaması daha güzel bir şey. Soğumaması için, sıcak kalması için söyleyelim. Yani tepside yaptım mı bu alüminyum tepside? Mesela bunda yarım saatte soğuyorsa 10 dakikada soğur. 10 dakikada. Evet, onun soğuma şekli erkendir. Şimdi sen beni sadece bununla göndermeyeceksin. Yavaş daha. Başka ne yapacaksın? Devamı var daha. Devamı var. Pul biberimiz. Pul biberi. Karabiberimiz. Oh. Aman aman aman. Tuzumuz. Tuzu da atıyoruz. Yine buna kekik de var değil mi Ahmet Usta bunda? Kekik de konur. Kekik de konur. Koyalım ona kekik. Ha, şöyle koyalım. Güzel bir şekilde. Bu ne abi? Bu olmazsa olmazı bu. Kuyruk yağı, erimiş kuyruk yağı. Hatta Belen tavasında da vardı. Tabii aynı. Ama hepsini bu içine atıyor mu abi? Hepsini içine atıyoruz bunu. Bu zaten olmazsa olmaz bu. Değil mi? Bu tattır. Kuyruk. Bazı vatandaşlar kuyruk yemeyin diyor, doktorlar mı yalan söylüyorlar. Aslında kuyruk dopingdir yani. İlaçtır kuyruk. Doping atan sarımsaktan sonra kuyruk yiyor. Aynen abi, evet. Harika. Harika abi. Bir şey. Bu hazır değil mi abi? Bir de ona salça suyunu da koyuyoruz. Salça suyu da koyuyoruz. Bu salça suyumuz hem lezzettir hem kurumasını önler. Kurumasını önler. Evet, kurumaz yani. Daha lezzetli tamam. Olur. Salça suyunu da koyduk sevgili tamam. İzleyiciler. Bu hazır. Bu hazır. Bu cepte. Cepte bu. Bu keklik bu. Bu cepte. Bu keklik sevgili izleyiciler. Şimdi ne yapacağız? Sıramızda sana bir de kuzu başı. Kuzu mu? Kuzu başı. Allah. Kuzu başı. Allah hazırlasın. Kuzu yapma. Tamam kuzu başını da yap bana. Kuzu başı nasıl oluyor bu arada? Bu ne demek? Kuzunun kellesi. Kuzunun kellesi. He. Kuzunun kellesini fırınlatacağız. Biz normalde bunu paça şimdi şeklinde yiyoruz ama. Bu da işte demek fırında olan. Bu söğüştür, söğüş şeklidir bu. Söğüş şeklinde. Evet. İzmir'de de bunun şeyini yapıyorlar, söğüş dürümünü falan yapıyorlar. Demek ki de bunu fırında kiremitle şeklinde aynen, sunuyorsunuz. Aynen, fırında kiremitle yapıyoruz. Aman buna herhangi bir şey atıyor mu abi? Kekik, biraz kekik atıyoruz. Zaten tuzu var içinde bunun. Tuzu var, her şey. Tuzlu biçmiş zaten bu. Biraz toz biber. Tamam. Ondan sonra. Başka ne atıyoruz abi? Başka sarımsak yok, hiç gerek yok. Bu sadece böyle oluyor. Sadece yeni, böyle yeni bu. Bir de tereyağı koy üzerine bunun. Ha tereyağı. Tereyağımız. Buna kuyruk yağı koymuyoruz. Yok bu mi? Kuyruk yağı bunun tadını bozar. Ama tereyağı daha güzel olur. Anladım abi. Yani her sen bir şey vardır. Farklı sunum yapıyorsun. Evet. Yalnız bunu kopya çekmesinler. Olmaz yani. Çekemezler. Yok. Lezzet burada bak. Lezzet burada. Lezzet buradan buraya aynen geliyor, geliyor, aynen geliyor, dolaşıyor. Burada yapışıyor. Aynen. Lezzet kalpten çıkar. Değil mi? Ben bak bunu şimdi isabet yere gelmemişim. Peki abi bunlar hazır. Her şey hazır. Çok güzel. Bunu fırına götüreceğiz. İnşallah. Şimdi sen güzel bir türküm okursun. Belen havasını okursun. İskenderun havasını okursun. Ne okursun? Vallahi ben de bunu istemedim. Vallahi istedim. Gel ustam yanıma gel. Gel. Bu sırası beni yanıma. Komple bu... Bizim buranın komünisi bu. Oo. Neredesin ustam bu arada? Belenliyim, dolmalıyım ve Uralıyım. Süper. Evet. Ne söyleyeceksin bize? Gesi bağları yapalım mı? Gesi bağlarında... Tabii abi, seni dinliyorum. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi. Aman aranır
yaşıyorum. Yitirdim yarimi, aman aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, hallarımı söyleyem. Derdinden anlamaz, ben o yâri neyleyim. Teşekkür ederiz. Ustam getirdik. Lezzetler burada. Son yolculuk, son rütüs sende. Bunları da gönderiyoruz. Ahmet Usta kaç dakika sonra buna finish yaptırıyoruz? Kuzu versi 10 dakika sonra çıkar. Öbürü 25 dakika sonra çıkar. 10 ve 25 dakika sonra buluşmak üzere sofrada. Hadi bakalım sofraya. Lezzetler bizi orada bekliyor. Aynen. İşte o muhteşem lezzetler soframızda. Neler? Aman Allah. Bunlar ne abi? Bunlar ne? Bunlar meze. Meze olduğunu biliyorum abi. Ne olursun yapma. Bu kadar meze mi olur abi ya? Vallahi ya. Aman Allah, aman Allah. Şimdi bize böyle bir sofra beklemiyordum. Onu söyleyeyim. Evet. Siz mezede de bayağı bir iddialısınız bu arada. Biz her şeyde iddialıyız. Her şeyde. A'dan Z'ye. Et bizim işimiz. Aynen. Meze de bizim işimiz. Tabii ki. İşimiz olmasa burada ne işimiz var? Desene abi. Abi şu öncelikle bu neydi bu lezzetin ismi abi? Bu kuzubaşı bu. Bu kuzubaşı. Söğüç. Söğüç şeklinde sevgili izleyiciler. Şu lezzet bakayım önce. Ağzını yanma. Önce bir yavaşça ağzımızı yanmadan yavaşça bir götürelim. Hmm. Senin tam yiyecek yeri benim tam beyniniyim adamım. Beyni olmayanlar yemesin. Yalnız harika olmuş ha, vallahi. Kekik de harika yapmış yalnız. Tabii. Onu söyleyeyim. Zaten bana kekik lezzettir, tat veriyor zaten. Değil mi? Tabii. Harika, harika. Evet. Şu yaprak tavaya da bakayım abi. Yaprak tavamız. Bonfileden yapılan, değil evet, mi abi? Bonfileden yapılan yaprak tavamız. Bir de vitaminini alayım, sarımsak. Aynen. Sarımsak vitamindir. Şimdi bu, şöyle bir ağzını açsan. Ben mi açayım ağzımı? Aç abi. Gidiyor abi. Geliyor. Düt geliyor. Oh Allah. Yandı. Yeme yanda ya. Dur abi. Biri yer, biri yemez. Kıyamet evet, ondan kopar. Sen de iyi bakayım. Yanmayayım. Yok yanmaz. Soğuk mu? Nasıl? Anlatılmaz yaşanır. Aynen. Ben biraz anlatmayla daha bitirilmez. Yaşamak lazım, yemek lazım. Yemek lazım. Yemek lazım. Bayağı bir yemişiz biz. Aynen. Abi çok güzel. Ellerine sağlık. Gerçekten mezeyi yapan ustamız ellerine sağlık. Gerçekten her müşteriye sunuyorsunuz. Gerçekten. Meze ustam çok güzel bir ustas. Değil mi? Süper yani. İki tane değerli ustam var. İkisi birbirinden değerli maşallah. Süperler. Yalnız şöyle bir arkaya bakarsanız kadro bayağı bir geniş aslında. Kadromuz geniş. Bu işin perde arkası gerçekten evet, büyük bir kadro. Belen'de hizmet veriyorsunuz. Evet. Bence bu işi tamamıyla yapıyorsunuz abi siz. Vallahi yani ben gerçekten burada lezzet çekiminin yanı sıra biz bunun kamera arkasında da bunu yaşadık. Gerçekten evet. A'dan Z'ye her şey var. Evet. Ama et adına her şey var. Kuzey ekirimite sunmanız. Et dedim hadi, göçmen aklına gelmesi lazım. Sun abi. Ben şöyle yapacağım. Ne gelmesi lazım abi? Göçmen. Şöyle bakayım. Şöyle göçmen gelmesi gerekiyor. Yolunuz Belen'e düşerse mutlaka Ahmet ustamızın mekanına uğrayın. Evet. Bu lezzetlerden tadın. Tatmanız lazım. Bu güleç yüzü görün. Evet. Değil mi abi? Abi çok teşekkür ediyorum. İnşallah teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde farklı lezzette buluşmak istiyorum. İnşallah. Sucuk var değil mi? Bir daha sucuk var. Bir dahaki gelişimizde lezzet, 2 ay sonra sucuk yiyeceğiz. İnşallah. O sucuğu İnşallah yemek istiyorum. Ağzını kulağı çınlasın değil mi abi? Çınlasın.
Şunu nasıl Arzu'yu yazık ettin. Gelsen iyi olurdu. Vallahi hiç ama olmaz. Arzu orada duruyor. Kaçırdı. Arzu orada duruyor. Herkesi bura bekliyoruz. Belen'de Ahmet Usta göçmen restoranı mutlaka uğrayın. Lezzetler ortada. Ahmet Usta burada. Anlatılmaz yaşanır. Herkes şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun. Dağların yazı güzel, oy oy. Dağların yazı güzel, oy oy. Gün vurmuş yüzü güzel, sana yandım dal boylum. Gün vurmuş yüzü güzel, sana yandım dal boylum. Varsın... Gastronomi şehri Gaziantep'te gün ve gün yeni mekanlar farklı yerler açılmaya devam ediyor değerli izleyiciler. Et kültürü Gaziantep'te anlatılmaz yaşanır. Şimdi Gaziantep'e 25 km uzakta bir yerdeyiz. Burası Cerit. Eski Adana yolu burası. Aşağı yukarı bir Dedeman'a 15-12 km. Antep'e 20-25 km bir uzakta bir yer. Cerit'te Arkınlar yani Mehmet ustamız pirzola yapıyor sevgili izleyiciler. Daha önce bu lezzeti bize yaşatmıştı. Bu lezzet akşam nasıl olur? Ben de bilmiyorum. Doğal, organik, kuzular. İçeri girelim. Anlatacak mı bunu? Hadi bakalım koşalım. Başımdaki sevdayı karda varam yasa. Başımdaki Mehmet abi! Neredesin ya? Seni bekleyin abi valla geç kaldım akşam saati. Hoş geldin. Trafik kalabalıktı. Gel valla gel. Önce geldim. Masam hazır mı? Gel. Hazır tabii ya. Masa seni bekliyor. Arkadaşlar nasılsınız? Hazır. Hoş geldiniz. Masama kurmuşsunuz eyvallah. Buyur. Geç abi sen geç. Geç. Şöyle gelelim. Aman. Abi her şey hazır. Bugün abi farklılık ya. Var. Bugün ayrı bir şey yapak dedik. Size özel yaptık bunu. Abi akşam ezanında okunuyor. Yalnız bunun akşam ambiyansı daha güzelmiş. Ya tabi bura akşam gündüz daha... Gündüz farklı, akşam tabii, farklı. Gündüz farklı, akşam farklı. Abi ben... Sizi bekleyin, nerede kaldınız ya? Abi dayanamadım, yok trafiğe takıldım, ne yapayım? Müsaadenle şu pirzoldan yiyelim. Tabii. Sevgili izleyiciler, malum daha önce çekimlerini yapmıştık. Antep'e 20-25 km uzakta bir yer. Cerit burası değil mi? Cerit yeni yapan köyü. Cerit yeni yapan köyü. Pirzola'da gerçekten fark yaratan Mehmet Usta. Yani bunu bütün samimiyetimle söyleyeyim. Buraya geldiğinizde mutlaka gerçekten pirzolanın tadına varacaksınız. O günden bugüne değiştim değişmedim bir kontrol edeyim usta. Tabii. İsim neydi? Ercan. Tadına bakayım mı? Bakın tadına. Şöyle bakalım. Vallahi. Şöyle bakalım. Deli Allah'ım. Allah'ım. Kurban olayım ya böyle şeylere ya. Allah'a ya. Başım yine belalarda. Şimdi gerçek pirzola bizim bildiğimiz kuzu etinden bir. Hı-hı. İkincisi sade duzla çekik. Hafif çekik. Sos olsa tadını bozar değil mi? Olmaz. Bozar abi. Bozar abi. Hı-hı. Gerçekten. Kuşbaşıya olur. Pirzola olmaz. Pirzola olmaz. Evet. Şimdi fiyat olarak aslında insanlar bir acabaları vardır. Aslında buraya geldiklerinde o fiyatı duyduklarında şok olacaklar. Evet. Diğer taraflarda yani belki abartıyor diye düşünebilirsiniz. Fiyat diğer taraflarla aynı ama lezzet bitmiş yani. Söyleyeyim yani bitmiş yani. Şimdi biz tabii içine kuzu etinden burada Antep'te biliyorsunuz büyük davar dediğimiz yani. Ağır mallar kesildiği için onları biz kullanmıyoruz. Sade kuzu eti. Normalde kuzu 60-65 diyorsunuz Antep'te. Antep'te. Ama sizin en büyük özelliğiniz söyleyelim. 35-40 kilo. 35-40 kilo kuzulardaki aynen. Etleri değil evet, mi? Evet. Yani şu kuşbaşıyı bir şöyle biraz görgüsüzlük gibi olacak ama ben bunu böyle yiyeceğim. Müsaadenle abi. Afiyet bak şöyle. Afiyet olsun. Orijinal. Tamam, tamamen kuzulara ulaşan 35-40 kiloluk kuzular gözümün önüne geliyor. Geliyor gidiyor abi. Geliyor gidiyor. Şuna bakayım. Afiyet olsun. Hmm.
Yalnız bu sos da farklı. Tabii Ercan, Ercan ne atıyorsun? Sosunda sarımsak var biraz. Sarımsak. Çok az, çok az, çok. Fazla baymıyor ama sarımsak harika. Abi de şunu şöyle bir kıymaya da şöyle bakalım. Tabii. Pirzola için buraya geldiniz. Evet. Bu da Antep'ten 25 kilometre uzakta bir yer. Gelmene değer mi değmez mi abi? Değer. Şimdi burada gelip pirzola yersen hem et yediğini bilirsin. Hem de böyle bir nezih ortamda böyle bir et yemen her yerde nasip olmaz insana. Olmaz. Nasıl yaklaş abi? Bak şuna yaklaş gerçekten. Ha. Her yerde böyle bir et yemek nasip olmaz. Burada et yiyeceksen, et gidim diyeceksen daha doğrusu. Yani sen ben et gidim diyeceksen buraya geleceksin. Abi bir şey, isim neydi? İsim Şaban Horzum. Şaban abi. Horuz söyleyeceğim. Şaban abi şu eti al. Ha. Sen ısırırken şöyle bir çekeyim abi. Of yarasın abi. Abi siz neden yemiyorsunuz? Anlatma memesine de azapla. Vallahi ben ne zaman başlayacağım bilmiyorum. Mehmet abi hazırlıyorsun değil mi etimi? Hazır abi. Abi geliyorum. Abi benim için at sana. Benim için ağzını at şunu. Mustafa yakın plan. Oh yarasın abi. Aşk değil, canı canı söyle bana nereye gider. Değerli izleyiciler, yayık ayranı. Gel bak Mustafa. Bak gördüğün gibi yayık ayranı. Gerçekten içtiğinizde bana hak vereceksiniz. Ayran içtiğinizi anlayacaksınız. Hoş geldiniz. Pirzola mı bekliyorsunuz hepiniz? Evet. Siz uyanıklar. Nasıl biliyorsunuz? Nasıl mekan? Çok güzel. Çok güzel inşallah. Antep'e 25 kilometre uzakta bir yer. Gerçekten kafa dinleyecek. Doğayla iç içe. Bir de et yediğini anlayacak değil mi abi? Evet. Havası tadı çok güzel. Bu havada 1 kilo yiyorsan 2 kilo yersin abi. İnşallah. Afiyet olsun. Doğrudur. Pirzola'yı bekliyorum. Hacı abi nasılsın? Sağ olasın. Neredesin sağ olasın. Ya? Sağ olasın. Ne var ne yok? Sağ olasın. Sağ olasın. Görüştük seni. Görüştük. Pirzola'da buluşalım. Sağ olun. Çok mekan güzel. Nasıl? Çok güzel yer. Allah şey olsun, hayırlı olsun. Çok muazzam olacak bura. Sen orada ben burada, başım yine ben ağlar. Arzu dönerin başına geçmişsin. Yalnız Ali ben kolay ayrılamıyorum gelsin. Ki başında. Nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. İşte Avrupalı dönerci. Az sonra anlatacağım Avrupalı dönercinin nasıl bir şey olduğunu. Sınırda, evet. Şimdi Hasan Usta, öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Sağ olun, evet. Bugün cumartesini açtık. Kim yedin de gel yoruluyor. Bize güzel bir döner hazırlayacaksın. Tabii. Yalnız bu döner bir bakarsanız. Dönerimize bakarsanız, dönerimiz zebzeli ve kaşarlı. Kaşar. Evet, normalde baktığınız zaman sıradan evet. Bir döner gibi görünüyor. Sıradan işte sıradan normal bir sıradan bir döner değil yani. Ama evet. Sıradan bir döner değil. Ama değil. Zebzeli, kaşarlı, tavuk döner. Peki bu sıradan bir döner olmadığını anlamak için ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Gelip damak tadına bakmanız gerekiyor, lezzetine bakmanız gerekiyor. Lezzetiyle buluşmak gerekiyor. Yani. Senin burada ekmekle yapmıyor değerli izleyiciler. Onu az sonra söyleyelim. Az sonra. İçeri girelim. Şimdilik tabii. Görüşmek üzere diyoruz. Arzu beni takip edebilirsin. Mustafa gel. Kolay gelsin diyorum. Kolay gelsin Yıldız abla, nasılsın? Neredesin sen? Lezzetlerinden bir tanesi. Nasılsın ablacığım, ne var mı? Bazlı yapıyorum, gözleme yapıyorum. Burada bazlama satıyorsun abi. Evet. Bazlama mı? Dönerden beraber. Dönerden beraber? Evet, sıkmacımız var. Çeşit yani çeşit gözlememiz var. Yani unutulmayan, evet. Vazgeçilmez lezzeti, gözleme duymalı, oluyor. Duymalı, zebzeli. Süper, şimdi size... Döner yiyeceğiz Arzu. Döner farklı. Tabii döneri bir de ekmekle evet. Farklı sunmak da aslında o da bir ayrı bir ayrıcalık. O da çok güzel oluyor. Şimdi sen bize bir o zaman bir evet. Malzeme yapacaksın. Evet. Bir de gözleme yapacaksın. Evet. Yağımızı sürmeye başladık. Şöyle ya. Hemen şöyle. Yalnız bir insan.
insan izlerken bile mutlu olurum. Ben izlerken bile mutlu olurum. Yar yar burçak ekene, İntizar eyledim yar yar burçak ekene. Gözümü mü yiyeceksin, dedikodu mu yapacaksın, yoksa de İrem mi yiyeceksin, hangisi? Dedikodu yapmadı. Gözümü mü yiyeceksin? He. Abi bak gözümü yiyeceksin, sizi de bekliyorlar. Bak ne diyor, param yok, benim param yok diyor. Bugün dönerler bedava, bugün açılışı özel, her şey bedava. Bugün açılışı özel, her şey bedava. He, beyler. Evet Hasan Usta, ne yapıyoruz? Avrupa'da bizim. Şimdi kaşarlı gezmeli dönerimiz bu. Bu şekilde böyle bol bol koyuyoruz. Gözleme döner, ekmeği arası, gözleme döner. Gerçekten Gaziantep'te bir ilk oluyor. Avrupalı dönerci diyoruz biz sana artık. Bu Avrupa'dan mı geliyor bu sistem? Avrupa'dan değil, bu kendimize özel bir has sistem. Türkiye'de bir ilk dönerciymiş. Gerçekten sırrını söylemiyor. Aslında iyi de yapıyor çünkü. Ama sadece sever şey özel bir döner. Yani ama bazı tüyo noktalarını verebiliriz. Dönerimizin arasında zebze, kaşar. Yalnız kaşarımız dönerin içinde yani. Ayrıca vermiyoruz. Ama hadi üstüne atıyordun aslında değil mi? Evet ama atmıyoruz peki yani. Bu yanmıyor mu içinde erirken hani? İçinde yanma şeyi o da bizim sırrımız olsun yani. İçinde yanma erime noktası olmuyor yani. Aynı dönerle beraber dilim dilim kesiliyor. O zaman Sadarsa dönere geldiklerinde gözleme döner ve bazlama döner özellikleri. Gaziantep'te bir ilk yani. Bazı dönerimiz severse sizindir, o da artık yersiniz. Yani. Tadına bakalım. Ben merakla bekliyorum. Aslında yar yar gelin olmasın. Eğdirme fesini yar yar. Gözleme dönerimiz hazır. Burada ısındıktan sonra Geçerli sunum yapacağız. Süper. Bazlama da aynı mı yoksa farklı bu böyle mi? Hani yalnız bir döner yok, her şey var. Tabii her şey var. Döner var, kebap var, dün çeşitlerimiz. Şey tabii cızbız köftemiz var. Ama ben favorim gözleme. Ama favorimiz, ilk hedefimiz bazlı döner. Ama ben bir sır vereyim mi size? Ben bunun sırrını biliyorum ama söylemeyeceğim. Söylemeyelim de çok yani. Çok uğraştım. Geldiklerini ama ben o lezzeti keşfettiğim için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bekliyorduk. Efendim? Bekliyoruz, yemek için. Tamam. Nasılsın? Tadına bakalım önce. Tamam. Hazır. Ben çaktım onu, yiyorum hadi. Getiriyorum yavaş yavaş. Al şunu al, başla. İşte muhteşem gözleme döner. Ali ben yalnız gerçekten bayılacağım. Gözlemeli kaşarlı döner. Yalnız şimdi gözleme diyoruz, döner diyoruz. Sosu da Ali es geçemiyorum. Onu ölümsüzleştirmek istiyorum. Mis gibi. Çekelim. Mis gibi gerçekten şöyle. Şu tadına bakalım Arzu. Çok hızlı bir şekilde yalnız servisimiz hazırlandı. Hakkınızı helal edin diyorum. Şöyle. Sosu ayrı mükemmel. İçindeki garnitür döner. Vallahi harikamız. Tabii şaka yapmıyorum. Gerçekten mükemmel. Allah. Harika bir lezzet, eşsiz bir lezzet, tarif edilmeyecek bir lezzet. Bence sosun, gözleme kaşarın. Dönerden vazgeçemeyecekler. Yalnız Ali ben vallahi merak ediyorum, içinde ne vardı bunun ya? Çok lezzetli. Vallahi Hasan Usta, yemin ediyorum vallahi, sen bu işi bitirmişsin. Vallahi. Finalimiz bu lezzet oluyor. Yalnız benim gerçekten favori lezzetim olacak galiba. Dönerdim. Bundan sonra Gaziantep'e gözleme kaşarlı döner anlatacağız. Vallahi harika. Yalnız ama bunu bir tek bir yerde yiyebilirsiniz. Nerede o yiyebilirler? Burada yiyebilirsiniz. Severseniz yiyebilirsiniz. Yeditepe'ye yolunuz düşerse mutlaka her zaman bekleriz. Hasan mekanına gelin. Gözleme dönerden, bazlama dönerden yemeden geçmeyin. Vallahi gerçekten mükemmel. Lezzetin başkenti, gastronomi şehrine özellikle o kadar ülkeyi gezip de tekrardan Gaziantep dünya mutfağına döndü ve sizleri bu lezzetlerle buluşturdu. Sabahtan kalktım da ezan sesi var, ezan sesi değil yar yar burçak yası var. Ezan sesi değil yar yar burçak yası var.
bakın şu değiyorsa, kaç tarlası var. Aman da kızlar ne zor imiş burçak olması. Burçak tar- Döner mi istiyor? Evet. Sarma yiyecek misin? Evet. Sarmaları gönderin, sarmaları. Bak arkadaşım ne diyor? Ne diyorsun abi? Sarmaları gönderin bize. Sarmaları gönderin içeriye diyoruz. Şimdi abi, burada pizzası var, anlatılmaz yani. Pizza mı? Aynen. Yapma ya. Biz aldık da şimdi bekliyoruz. Pizza mı yiyeceksin? Süper. Tabi bu arada pizza yiyenler de var. Pizza yiyeceğiz. Pizza mı yiyeceksiniz? Evet. Ne yiyeceksiniz? Karışık. Karışık pizza, harika. Yalnız sarma döner de iyi, tamam mı? Evet. Zaten yiyoruz. Bugün kampanya var. Cuma günü özel. Tamam mı arkadaşlar? Cuma günü de gelin. Herkese benden sarma. Hadi oturun, afiyet olsun. Sarma döner işte, sarma döner. İşte bu sarma dönerin yanında 9,5 lira olan sarma döner cuma günlerine özel sadece 6 lira. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Artık ne yapıyorsun? Canlı. Bu an ölümsüzleştirmek istedim. Şöyle göstermek istiyorum. Canlı yayından da sevenlerimle tabii bu anı paylaşıyorum. Sarma dönerde kampanya var. Yoğun bir izdan var. Gördüğünüz gibi ana baba günü. Geleceğimizin gençlerine tabii indirim yapmış. Sıcakçıydan İdos. Ama sadece cuma günleri özel. Cuma günleri ailelerimiz de öğrencilerimiz de gelebilir. Vallahi bence gelmesi gerekiyor. Bu arada sarmanın yanı sıra pizza yiyenler var. Ortalık izdiham alanı. Ben de devam et, ben de canlı yayınlarım. İzdiham alanı. Şöyle girelim arkadaşlar, son durağımız burası. Sarma sevdalıları burada. Evet. Arzu, sarma sevdalıları burada. Sarma avcıları sizi, afiyet olsun. Sağ olun. Nasıl buldunuz? İyi. Siz nasılsınız? İyi. Ayran içiyor musunuz? Evet, çok iyi. Kampanya güzel mi? Evet. Fiyatımız güzel, lezzetimiz evet, güzel. Evet. O zaman afiyet olsun mu? Olsun. Evet, afiyet olsun. Hepinize şöyle afiyet olsun. Arkadaşlar afiyet olsun. Çok güzel bir yemek yani, bu ucuzlukta. Yani çok indirim yapmışlar. Değil mi? Normalde 9 lira, bugün 6 lira. 6 lira. Ayranlar burada, sarmalar da burada. Midede mi sarmalar şimdi? Midede. Süper. Yavaş gidiyor abi. Yavaş yavaş. Sindire sindire yiyin. Tadını ala ala yiyin arkadaşlar. Yani şöyle afiyet olsun. Arkadaşlar afiyet olsun. Sarma mı yiyorsun? Evet. Yediniz mi? Evet. Bitirmişsin bak. Görünüyor, belli oluyor. Nasıl lezzetleri? Nasıl buluyorsun? Çok güzel. Afiyet olsun. Lezzetli o kadar almış ki konuşamıyor. Değil mi? Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız yiyor. Bak 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 bak. Sarma tutkunu olan, geleceğin sarmasını sevecek olan bir beyefendi mi hanımefendi mi? Beyefendi. Beyefendi. İsmi ne? İsmail. İsmail. Sarma mı yiyeceksin İsmail? Bak bak bak. Genç yaşta, küçük yaşta sarmayı eline alacak. Afiyet diyeceksin. Of. Afiyet olsun. Nasıl biliyorsun lezzetleri? Güzel, çok güzel. Güzel mi? Of. Bak 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 bak. İlla sarma yemeyeceksin. Bak bak, görüyor musun? Pizza. Efendi susacaktım. Ya valla. Şöyle bir derin bir nefes çekelim. Abi isterseniz alın. Süper. Abi isterseniz. Valla. Çok az alabilir miyim?
hepsini. Çok az. Hayır çok az alacağım. Giderim abi. Sen kapasiteyi gördün. Bir saniye. Şöyle yapalım. Gittin miyim? Gel ben. Gel ya ben. Normalde pizza yemiyorum. Valla sıcakçı Hidos markayla belki yemeye başlayacağım ama nasıl sürecek bilmiyorum. Görüyorsunuz. Pizza. Durduramıyorum. Şöyle dursun. Abi pizza yer misin? Ama yalnız şimdi bitecek galiba o. Bitmez mi? Hadi siz yiyin o zaman. Bak biter dedi gördüm. Vallahi biter. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlarım afiyet olsun. Neydi baba siz yediniz mi? Yedik abi. Sarma ayran bereket versin. Sarma ayran 6 lira. Sarma ayran bu yıl 8 yılı geride bıraktık. O yüzden evet. Evet öğrencilere özel kampanya yaptık. Çünkü sarma döneri yemeyen arkadaşlar vardı. O yüzden her cuma günü maliyetine veriyoruz. 9 TL yerine 6 TL'li bey. Şey diyeceğim. Önce 9,5 çok pahalıydı. Yemiyorduk. Şimdi ama istediğimiz kadar yiyebiliyoruz. Öğrenciler sırf faydalansın, bu tadı tatsınlar diye bu yıl boyunca her cuma günü bu sarma döner ve ayran öğrencilere kampanya normal olarak devam edecek. Yok, normal günde yok. Normal günde zaten öğrencilerimiz normal yoğun bir şekilde geliyorlar. Sadece cuma günleri bazı yemeyen arkadaşlarımız var. Bu tadı tatmayan arkadaşlarımız var. Ondan dolayı her cuma günü böyle bir şey yaptık. Yalnız sarmanın yanı sıra pizza isteyen var, döner evet, isteyen var. Evet. Ya lezzet çok sizde. Evet efendim. Evet sırada bekleyenler gördüğünüz gibi Hidayet Usta'nın her şeyi anlatıyor. Sarma ayran normalde 9,5 lira. Bugün öğrencilere özel 6 lira. Sarma sadece cuma günlerine özel. Bunu da buradan vurgulamış olalım. Burada yiyen öğrencilere sadece. Pakette geçerli değil. Paket geçerli değil. Evet efendim sadece. Ama gerçekten yalnız ailelerimiz de geliyor. Evet aileler de geliyor. Sevgili izleyiciler, ailelerimiz de geliyor. Hatta çocuklarını alarak geliyorlar. Abi sarmalı ayran veriş. Evet. Sarmalı alın ayran bedava. Sudan ucuz bedava. Afiyet olsun. Artık Ali ne diyelim o zaman? Cuma günlerini özel. Mutlaka sıcak sıcaksa gelin diyoruz. Sarma döner normalde 9 lira, cuma günü özel. Öğrencileri 6 lira ayranla birlikte diyoruz. Ne yapalım Arzu? O zaman bütün öğrencilerimizi, yani sıcakçı İdos'a gelen bütün öğrencilerimize şimdiden afiyet olsun. Ulan Selim beni yarı yolda bıraktın Selim. Kılavuzlu köyünde kılavuzu yiyecek birini bulamadım Allah'ını seversen ya. Abi dur Allah'ını seversen dur. Yolda kaldım. Selim var. Selim'i tanıyor musun Selim'i? Aa bu da Kubatu. Abi Selim var. Beni yarı yolda bıraktı. Kılavuzlu yiyecek birini bulamadım. Hadi gel aşağı gel aşağı. Ne topluyorsun burada? Gel. Gel yanıma. Şunu vereyim mi? Döndür abi sözünü gel yanıma gel. Kılavuzlu köyünde kılavuzlu gelecek birini bulamadım. Selim de beni bıraktı gitti. Evet. Anlayacaksın mağdur kaldık. Gel abi gel aşağı gel yanıma gel. Neler topladın burada? Anam biber mi var burada ya? Biberler. Gel abi gel. İsim miydi abi? Yusuf. Yusuf abi kolay gelsin. Bu Selim'in alacağı olsun. Şöyle bir biberler. Bu biberler ne için toplanıyor? Bunlar ne için? Biberlerimiz. Valla biberleri satacağım. Salça yapacağım. Salçalık, dolmalık, biber. Evet. Şimdi mevsim
toplama zamanı herhalde sanırım bitmek üzere. Savunma üzere. Hemen hemen bitmek üzere. Peki abi, bunları toplamanda, mahsulü toplamanda en büyük etken sağdaki bindiğin tabii ki. Birinci karım, ikinci traktörüm. Yenge alabilir miyiz buraya? Tabii. Yenge gelebilir misin? Birinci karım. Birinci karımmış abi. Vallahi ben bak ben bir şey demedim. Şöyle sahneye alsak şimdi... sizi şöyle bir alsak şöyle gel. Abla gel. Birinci karım, ikincim. İkinci bu karım mı diyelim buna? Bu da ikinci sınıf. İkinci sınıf. Abi nasılsın, iyi misin? Vallahi çok şükür. Abla birinci karım diyor. Bana bir destek olan sonra Kubato diyor. Aynen. Şimdi mevsim bitti. Her şey tamam. Cütler sürüldü. Satışa gidecek. Para kazanmandaki en büyük etken Kubato değil mi abi? Doğrudur. Peki abi ikinci el aldın. İkinci el traktör aldım. Peki memnun musun? Tavsiye üzerinden mi aldın? Vallahi şu an kaynım kullandı. Daha sonra benimde de fiyat vardı. Fiyatı verdim. İkinci el Kubato aldım. Kubato. Peki nasıl, memnun musun? Valla daha şu an bu şeyde memnunum. Daha fazla uzun boylu da çalışmadım. Ama şu an çalıştım. İlk aldığında. İlk aldım. İyi. Değil mi? Tabii şu an iyi. Ne kadar oldu? Yaklaşık 3. ayda aldım. Yıl olmadı. Daha bir yıl olmadı. Bir yıla kadar kararını ver abi. Ama şu an memnunsun. Şu an memnunum he. Peki aynı zamanda yedek servis hizmet olarak da Mustafa bayağı bir geziyor. Var Mustafa da yalnız sağ olsun Mustafa servis geziyor. Olarak. Sağ çevirip gönderiyorsun herhalde sen burada. Vallahi falan. Oluyor. Öyle mi abi? Yok. Mustafa abi gel Mustafa abi gel. Ya Mustafa gel ne zaman istesek Mustafa kaçı geliyor. Mustafa abi biberler toplayıp götürüyor musun herhalde? Evet doğru söylüyor. Bir servis bir biber. Yok evet. Şöyle söylüyorum bir dakika. Bir servis bir dakika bir şey söyleyeceğim. Abla doldur bir şey söyleyeceğim. Bir servis bir kova biber. Her seferinde böyle. Evet. Gönder abi bir şey olmaz. Vallahi. Yalnız bu evde bayağı bir salça yapmıştır o zaman. Vallahi herhalde o da kendi bir ara salçasını tuttu. Orta az Mustafa abi. Eyvallah. Abi çok teşekkür ediyorum. Bir şeyde. Allah hayırlı bol kazançlar versin. Ama gerçekten Kubato Alman'da en büyük etken tabii ki yakıt önemli, yedek parça önemli, servis önemli. Hepsi doğru. Bütün değil mi? Var zaten şimdi Mustafa'yı her zaman arasak adam 24 saat. Geli gidiyor bazen Mustafa burada. Mustafa abi yokken bir söylesen dayılmaz mı? Vallahi şimdi buradan geçtikçe devamlı Mustafa düdük de çalıya ihtiyacın var mı diye soruyor. İnkar etmem ben yani daha yeni tanıştık. Adam geçerken devamlı eksiğim var mı devamlı soruyor yani. Soruyor ara diye eksiğim traktörün bir şey olduğu zaman yardımcı o oluyor zaman adam. O zaman Elbeli'nin hangi noktasında hangi köyünde olursanız olun her tarafa yetişiyorsun değil mi? Evet 7/24 mobil servis. Burada biber, diğer tarafta kabak, diğer tarafta zeytin götürüyorsun bu işi. Belli olmuyor. Diğer tarafta kabak almak. Pardon söyleyelim. Abla teşekkür ediyorum. Oldu alasmalık. Ben gidiyorum. Hadi alasmalık. Dağlarım esken mi sandın? Her yüze güleni yarın mı sandın? Dağlara yol verin atlara. Eşimden ayrılana felek ne? Abi ben biber almaya geldim ama. Biber hazır mı? Al canın sağ olsun he. Ablam, bu sahneyi bir daha yapmak istiyorum. Hoşuma gitti bu sahne. Bu sefer de sen al, her zaman kendi alıyormuş. Bu sefer de senin hakkın olsun. Bu sefer sensin, Ali misin? Bu ben sefer de Ali'ye. Yarın beni, öbür gün deli. Yok canım deri deli estağfurullah. Arzuya da alabilir miyim? Alırsın Arzuya tamam. Da alırsın. Arzuya da alıyorum. Hepsini çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Mustafa Bey selamlar, saygılar, hürmetler. Benim biberler hazır mı bu arada? Hazır 10 sene. Şunu alıyorum ben. Getir sana. Teşekkür ediyorum. Arzu senin hakkında aldım ben. Bu sefer inşallah çekmişsindir. Hadi al asmalık. Ali burada traktörden fazlası var.
Aynen valla harika bir şey. Etraflörden fazlası yani. Aynen harika mı oldu biliyorsun değil mi? Anında duruyor. Anında frenler çok sağlamıyor. Yalnız arka lastik dönüyor farkında mısın? Yani. Sen hep arka lastik tamam mı ediyor musun? Devamlı dönüyor. Bak. Ölen değil yaşayan bilir. Sevdayı yazan değil çekenler bilir. Ayrılığı ölen değil yaşayan bilir. Sevdayı... Arzu. Valla yorulduk. Verdik. Bir çay molası verelim dedik. Selim çok teşekkür ederim. Bak konuşamıyorum. Afiyet olsun. Çok afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir tane daha kupata traktör. Abi satmadığınız yer yok mübarek ya. Vallahi devam etmesiniz. Geleyim mi ben? Bu 60-40. 65 beygir traktörümüz. Burada Sefiller Petrol'deyiz şu an. Sefiller Petrol'de de traktörümüz var. Bir çay içecektik Selim ya. Bir çay içecektik şöyle. Çayımız geldi ama. Bu çayı satıyorsunuz. Tabii ki. Burada petrolü mi satıyorsunuz? Petrolün sahibinde. Ha, sahibi kim? Şu an Ahmet Bey. Evet, Elbey. Oğuz eline bağlı. Oğuz eline bağlı. Ahmet Bey şu an buranın sahibi. Burada yok, oğlu burada. Ama oğlumuz gel, burada. Evet, tabii ki. Merhaba. Merhabalar abi. Gelsin. Sağ ol abi. Valla çay için teşekkür ederim. Abi. Yalnız yardım öyle bir geldin olsun. Ki traktörün gerçekten güçlü bir traktör olduğunu ispatladın bize. Evet, traktörden çok memnunuz. Kıvırma olsun, yani motor gücü olsun, çekim olsun. Yakıt olarak çok iyi. Yani motor çok güzel. Kaç yıldır kullanıyorsun? Kaç yıldır? 3 yıldır biz Kubota kullanıyoruz. Şimdi bu traktör ne oluyor? Bahçelik değil mi? Bahçe tipi. Evet, bahçe tipi. Daha önce 18-40 küçük tiplerini kullandık. Fakat çok memnun olduğumuz için 60-40 aldık bahçe tipi. Tavsiye eder misin? Ben herkese tavsiye ederim. Yani övmek gibi olmasın da motor çok güzel gerçekten. Yani ben vallahi Ali. Tabii ki. Para yani versem söylettiremem zaten, bu cümleyi. Burada yani bizim en büyük avantajımız ve en büyük reklamımız petrolde olması. Değil mi? Bir kesinlikle, petrolcünün çünkü yakıt. Petrolcü tamamıyla yakıtın ne kadar zor kazanıldığını bildiği için. Tabii. Yakıt konusunda sana değinmek lazım. Yakıt konusunda çok güzel gerçekten. Yani biz petrolcü olarak. Pahalılaştı evet, şimdi. Yakıt şu an 5 lira küsür. 4 lira 960 kuruş. Yani mazot çok az yakıyor. Diğer motorlar öyle çok iyi. Yani ben diğer motorlar olarak onların ismini vermek istemiyorum ama diğer motorlar, bütün motorlar kullandım. Bütün motor markalarını kullandım. Biz memnunuz. Evet. Ürünümüzden memnunuz evet. Diyoruz. Eto Sada yesek. Eto. Ali Bey dur, geçirmesin buraya. Hoş geldin. Selamünaleyküm abi, nasılsın? Ne var? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Vallahi seni gördüm, iyi oldum. Müslüm abi gördüm, iyi oldum. İyi. Yalnız. Abi, şu arkama bakmak istiyorum. Şunu arkama alsam. Şöyle etleri bir baksam. Cennet burası ya. Evet. Vallahi cennet. Cennete geldiniz, hoş geldiniz. Abi nasılsın, ne var? Teşekkür ederim Ali Bey, siz nasılsınız? Gelsene Müslüm. Canım. Her zamanki gibi güzel bir kebap ziyafeti çekmek istiyorum. Biz de... Ama Bilecik'te olacak. Değil tamam. Mi? Yanlış değil. Bilecik'te olacak evet. Bilecik altın şişte olacak. Şişte olacak. İşte etlerimiz. Önce hoş geldin mi yapıyorsun? Hoş geldin yapıyoruz millete. Gelen misafirler önce hoş geldin yapıyoruz. Metin gel bak hoş geldin yapıyorlarmış. Bak Müslüm abi. Evet, etlerimizi abi. Burada sergiliyoruz. Yalnız harika. Asıl hazine içeride. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Bu işlenmemiş et. Sevdiğine sadıktır. Öldüm abi, burnum sanki güzel bir koku alıyor. Sanki adres burada Bilecik yok. Adres doğru. Sanki Haşhaş'ın dışında. Evet. Burada İsim? Mehmet Usta. Mehmet Usta. Ne diyorlarmış? Kelleci Mehmet diyorlar. Mehmet. Antep'in sayılı ustasındandır. Ustam yanına ustamız. Geliyor. Bana güzel bir eden yap. Müsaadenle Necid Usta. Ben gidiyorum. Önce kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk, sizi sormak. Eyvallah. Şu an beyran hazırlıyor. Sahne. Evet. Şimdi burada beyran nasıl oluyor? Beyran kürekle boyun etimizden oluyor. Tamam. Bu normal pişmiş hali. Bu ayıklanmış hali. Bu pirincimiz haşlanmış pirinç. Tamam. Tabakların altını yağlıyoruz. Ondan sonra pirincimizi atıyoruz. Süper. Kenarda biberlerini atıyoruz. Ondan sonra etimizi koyuyoruz. Ondan sonra eti koyuyorsun. İstersen bir tane yap. Aynı zamanda güzel bir şov yapacak.
Kazan Mehmet ustamızdan işte spesiyel beyran. Ben içeri gidiyorum. Ustam beni masama gönder. Bu beyran. Daha sonra finish. Beyim ustam. Şimdi Bilecik haşhaş kebabı ve patlıcan kebabı zamanı. Değil mi Mehmet ustam? Evet efendim. Çok kolay gelsin. Hoş ustam. Geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Eyvallah ustam, sağ olasın. Bilecik'e gitmeye hiç gerek yok. Önce buradan bir güzel bir bize patlıcan kebabı yap. Tabii. Bir haşhaş kebabı yap ama nasıl yapılacak? Senden tarifini yapalım hemen. Öncelikle parça etimizi alıyoruz. Kuzunun temiz yerinden siyah. Hı, tamam. Onunla döş kıymasını karıştırıyoruz. Ha, malzemelerimiz bunlar. Evet. Bunları makinede çekmeyeceğiz herhalde değil mi? Yok hayır. Direkt sıfır. İşte burada daha şimdi doğrusu Bilecik ustaların en büyük özelliği zır kıyması. Evet Mehmet ustam, patlıcan zamanı. Evet efendim. Hemen hemen geçmek üzere değil mi? Bilecik patlıcanların sonu geldi artık, yağmur düştü. Tamam, biz sonlarını gittik bahçeden, mezradan topladık, getirdik. Evet. Şimdi patlıcan kebabımızı yapacağız. Patlıcan kebaplarımız da hazır. Yalnız bu patlıcanı bir kişi yese bence bunu iki kişi yiyordur herhalde değil mi? Yok hayır. Porsiyonu tek kişi. Evet. Vallahi bunu nasıl bitirebilir ki? Necid abi nasıl vallahi bitirebilir abi? Biz hem gönlünüz olsun hem gözü doysun diye büyük yapıyoruz. Bırak, müşterimize. Gözü de doyar. Gözü de doyar. Doyursun diye. Midesi de doyar. Evet. Yalnız görüyor musun? Evet. Vallahi bu süper. Ya. Bunları bir tarafa koyalım. Etimizi zırkladık. Evet. Peki haşhaş kebabı için malzememiz nedir usta? Haşhaş kebabı için malzememiz Urfa'dan getirmiş olduğumuz isot. İsot. Kırmızı biberimiz, yaprak tamam. Biberimiz, karabiberimiz, tuzumuz. Burada yine Bilecik'ten gelen kırmızı biberimiz var. Sarımsağımız var. Sarımsak. Ve maydanozumuz var. Peki aslında buradaki bu lezzetlerin en büyük özelliği tamamen bütün ürünlerin Bilecik'ten gelmesi. Bilecik'ten değil mi? Gelmesi ve doğal olması yani. Doğal olması. Mehmet ustam içine evet. Garnitürler atıyorsun. Önce sen önce sebzemizi çektik. Kıymamızı da harmanladıktan sonra tamam. Karabiberimiz, tuzumuz, pul biber ve isotumuzu ilave ediyoruz. Biraz daha isot. Evet. Bu acıyı isteğe göre yapıyor musun? Belli bir kararı vardır mutlaka değil mi? Yok, standart bir lezzet tadı var zaten bunun. Evet, standart. Onun dışında ekstra acılı isteyenlere ekstra acılı da yapabiliyoruz. Haşhaşımız hazır. Evet. Patlıcan kebabı pişiyor. Evet. Yavaş yavaş alalım. Haşhaşlarımızı da alalım şimdi. Haşhaşları bocağa gidelim. Evet. Koşalım. Abi ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız lan? Ne oldu bu? Hayat olmuş. Afiyet olsun. Alnınızdan layık. El yapımı. Ev yapımı. Ev yapımı. He, ev özel yapımı. El yapımı ve ev yapımı. Makinede değil. Makinede değil. Abi var ya. Bunu betim yapmak peşin. İşte muhteşem bir sofra. Abi hangisinden başlayacağım ben bunların? Vallahi Ali Bey siz geldiniz diye. Bilecik altın şişe ayağa kalktı. Ali Bey geliyor diye. Ya, yapma böyle, ne olursun yapma böyle ya. Ali abimiz geliyor dediler. Biz de sizi çok layık bir şekilde ağırlamaya çalışacağız yalnız, burada. Böyle bir sofra beklemiyordum Müslüm Usta. Vallahi elimizden geleni yaptık, siz geleceksiniz. Bence Ali Bey elimizden gelecek. Gelenin fazlasını yapmışsınız. Ben bu kadar beklemiyordum. O zaman ben şöyle sağdan başlasam. Bir sol yapsam, bir tur atsam. Yalnız burada içli köfte var. Bilecik'e özgü biberler, ekmekler, evet. Her şey var. Beyran da var. Beyran var. Yalnız bir şey eksik. Ne yok? Adam haşhaş siparişi verdim, yanlış geldi herhalde. Haşhaşı unuttuk. Kusura bakmayın. Abi ben... Usta benim haşhaş ne oldu bu arada? Haşhaş gelmedi. Sürpriz. Yuh!
Ya Haşhaş abi, buradaydı. Abi ben bu nerede acaba diye şaşırdım. Dedim acaba benim aşağı göz diktiler bunlar. Ustalar göz diktiler herhalde dedim evet. Ben. Abi çok güzel abi, bir sofra. Geldi. Abi şu lezzetleri bir başlasak. Şöyle bir lezzetlerden yavaş yavaş bir götürsek. Bakalım Ali Bey, size bırakıyoruz. Şimdi Metin yaklaşır mısın? Şu patlıcan kebabının güzelliğine bak. Gerçekten patlıcan kebabı Bilecik ustalardan yedirmiş. Evet, evet. Valla görüntü güzel. Haşhaşla patlıcanlı da Bilecik'e has yemek. Vallahi aynen. Abi herkes elini çatalı alsın abi. Hep biz ortak gireceğiz. Biri yer, biri yemez. Kıyamet ondan kopar değil mi? Ama bu haşhaş çatal alamaz. Öyle mi? Bu haşhaş da alır. Bak Metin gel bak. İşte diğer haşhaş kebabıyla Bileciklerin yaptığı, özellikle Bilecik için yapmış olduğu haşhaş kebabının özelliği. Bak. Çatalı saplanmıyor. Bak gelmiyor. Ben... Değil mi abi? Evet. Görüyorsunuz. İşte zırh kıyması. En büyük özelliği. Evet. Kuş patlıcana bakalım bence. Patlıcanı alsak. Şöyle bir alsak. Metin gel, Metin yaklaş. Böyle mi yapılıyor abi? Bilmiyorum ama şöyle açalım. Evet. Şöyle bir temizleyelim. Şöyle. İşte. Bembeyaz. Metin bak, Metin bak. Görüyor musun? Şişin, evet. Şişin etkisi değil mi abi? Evet. İçinde tohum olmaz. Tohum olmaz. Gördüğünüz gibi muhteşem patlıcan kebabı. Abi peki beyran da yapıyorsunuz. Beyran da yapıyorum. Beyran, kelepaça. Talep eden oluyor mutlaka değil mi yani? Tabii. Yani buraya gelen misafirler sadece Bilecik'te sınırlı zaten değil. Antep lezzetler demek, beyran demek. Paça demek. Paça demek, beyran demek. Antep usulü yapıyorum. Antep usulü. Evet. Bir daha bir şu tadına bakalım. Metin bak, şimdi Metin yaklaş. Metin. Cevaplarımız Bilecik usulü. Paçamız, beyranımız, beyranımız Antep usulü. Antep usulü. Tabii. Ben de bunda yine bir Bilecik işi vardır mutlaka. Yok. Bir sır vardır. Sırı etlerimiz. Etlerimiz taze günlük. Abi zaten etleri. İnsanlara hoş geldin yapıyorsunuz. Zaten kapıda evet. Ete önce bir gözünü doyuruyorsunuz. Evet. İnsanların etten gözünü doyuruyoruz. Sonra mideyi. Çeşitimizi gösteriyoruz. Abi var ya. Sağ gösterip sol vuruyoruz sol, bak. Aynen öyle yapıyoruz. Şimdi lezzetine bakın. Beyran. Vallahi harika. Peki öncelikle hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ederim. Açılışa da katıldık. Sağ olun. Peki 2 hafta, 3 hafta oldu. Nasıl, talepler nasıl? Vallahi 2 hafta oldu. Bugün 15. günümüz. Ha. Çok büyük talep alıyoruz. Hı. Çok memnunuz. İlgiden, alakadan, Anteplerin bize olan yakınlarından çok memnunuz. Yine dostlarımızı, Antepleri, bütün hemşehrimizi bekliyoruz. Hepsinden memnunuz, hepsine Allah razı olsun. Kebap adına her şey var. Her şey var. Kebap ne istiyorsanız var. Beyran var, paça var. Pek yakında inşallah serpme kahvaltıyı çekeceğim pazar günlerini. İnşallah. Sizi yine bekliyoruz. Hafta sonlarına özel kahvaltımız. İnşallah. Bence Bilecik deyince önce patlıcan var, şişe anlatmak evet, istedim. Önce onların kebaplarımızdan başlamak istedik. Bence de. İnşallah sıra onlara da gelecek. Daha çok çeşitlerimiz var. Yalnız siz... burada büyüklerimiz öyle mi? Lahmacun falan da var. Tabii. Lahmacunumuz, pidemiz. Her şey mevcut. Fırında kiremitte tavalarımız var. Bunların çekimlerini yapmak istiyorum. Bunları size dönem dönem size bunların hepsi bir kere olmaz. Dönem dönem tanıtacağız bunları dönem size. Dönem dönem her ay farklı bir lezzetle buluşturacağım. Evet. Yani Bilecik Şiş'te sadece patlıcan kebabı, haşhaş kebabı bulamayacaksınız. Yani. Her şey var. Hafta sonları serpme kahvaltı mutlaka inşallah çekimlerini yapacağız. Peki bunun yanı sıra çocuklarımızı da düşünüyorsunuz. Evet. Çocuklarımızın oyun alanlarımız var. Oyun parkımız var. Aile gelip rahat otuz yemek yesin diye. Ve çocuklar da rahat oynasınlar diye. Bunu da düşündük. Ailemiz de, gelen ailemiz çocukları rahat etsin, kendileri de rahat etsinler diye. Öyle de bir güzellik yaptık. Aslında şu an yağmur da yağıyor. Yazın açıyorsunuz, camları açıyorsunuz. Evet, yazlık, ne bileyim, kışlık. Yazlık, kışlık, o atmosfer çok güzel. Kışın kışlık yapıyoruz, yazın da yazlık yapıyoruz. Tabii açılır. Teras gibi, yerimiz teras gibi. İnşallah. Denize gerek yok. Denize yağmur gerek yok, zaten. Evet. Binevler yolumu hazırlar. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz lezzete bakacağız ve tadacağız değerli izleyiciler. Yolunuz Binevlere düştü mü? Mutlaka bu lezzetlerden tadın diyoruz. Bilecik Altın Şiş bu işin hakkını veriyor.
Bence bir kere olsun misafir olun. Necdet abimiz ve Müslüm abimiz burada. Ustalarımız zaten mükemmel, kalifiyeli elemanlar. Söylenecek söze gerek yok. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bugün Araban'dayız sevgili izleyiciler. Erkun Traktörü Tanıtım Show programı var. Alparslan Ticaret Düzenliği sevgili izleyiciler. 80'lik, 70'lik, 58'lik, 80'lik ve bu 65'lik miydi? 65. 65'lik. Dayıcım nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sen de iyi misin? Kurban. Eyvallah. Arabanlısın. Arabanlıyım. Peki bugün burada tanıtım programı var. Evet. Daha önce hiç Erkun traktör aldın mı, kullandın mı? Erkut'um var. En sizden aldım, bu firmadan aldım. Kısmetse olur değil mi? İnşallah da belki de niyetimiz olursa belki bunu alabiliriz yani. Öyle mi? 58'lik bu sanırım. 58'lik bu benim. Daha önce aldın mı, yeni mi aldın? Yeni aldım ben bunu. Yeni aldın, o hayırlı olsun. 2016. Oo, iyi, hayırlısı olsun. Sağ olasın. Mazot desteğini aldın mı? Alacak mısın? Alırım, almaz olur mu? Onlar mutlaka Erkun Ticaret, daha doğrusu Erkun Traktör, Alparslan Ticaret, Mesut'tan özellikle iste. Tamam. Bahçe tipine 1000 lira, arazi tipine 2000 lira. Bu bahçe mi oluyor? Bahçe, hem bahçe, tamam, hem tarla. Tamam, 1000 lira cepte. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Hem bahçe hem tarla. Ben motorumdan razıyım. Ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Nasıl sağ geçiyor? Olun, teşekkürler. Çok güzel burada geçiyor. Evet. Bayağı bir coşturdu kalabalık yine. Bugün de burada yine aynı. Evet. Şimdi bu traktör 80'lik değil mi? Evet, 80 beygir. Bahçe tipi. Ben de ezberledim yalnız bir şey yapar. Evet, evet, evet. Peki traktörle ilgili nasıl bir istersin? Yerli traktör. Parçası çok geniş. Ondan sonra yakıtı az. Diğer traktörlere göre daha çekişli. Yani Arabanlılar Erkun'u bayağı benimsemişler. Evet. Bir yaygınsınız burada. Nasıl evet, diyeyim? Aynen. Selamünaleyküm. Ooo, nasıl rahat bir yermiş. Bilal, içerisi klimalı, rahat. Mehmet abi, biz gidiyoruz, sen bizi takip edersin Bilal. Mehmet abi, bu traktörümüz nedir abi? Bu traktörümüz Erkut 65 Lüks serisi, Türkiye'nin en donanımlı traktörü. 65 beygir gücünde, X motor, ZF şanzıman, kabinli klimalı. Yalnız klimalı, içeri bayağı rahat. Evet. Vallahi hiç sıcakta işte arazide gezmek, aynen, bunu yapmak zor diye düşünüyorum ama doğrudur. Bayağı rahat. Çok rahat. Özelliği bayağı fazla. Direksiyon inir kalkmazlı. Kalkıyor. Evet. Ya, Türkiye'nin traktörü ya. Nasıl biliyorsun Erkunt'u? Erkunt birinci sınıf. Biz Erkunt'u bu arabanda ya ilk olarak da biz aldık. Öyle mi? Evet. O zaman arabanda ilklerdensiniz diyebilirim. Evet. Peki memnun musun abi gerçekten? Abi memnun olmasam dördüncüyü almazdım. Dördüncüyü aldın mı? Evet. Harika ya vallahi. Peki dördüncü. Çiftçiler genelde hep yakıttan şikayetçiler, yedek parçadan şikayetçiler. Onu bana sorsunlar. Değil mi? Evet. Nasıl gerçekten? Yani onu, Mesut yok, o, Ahmet abi de yok, Mehmet de yok. Ama doğru söyleyeceksin. Doğru şimdi ya, yakıtta olsun, çekişte olsun, ondan sonra traktörde memnunlukta olsun. Ben hepsinde de memnunum. Harika. Ha, şu arabana ilk traktörü Erkunt'u getiren babamıdı. Öyle mi? Ha, 70'lik aldık. Ondan sonra 80'lik aldık. Tekrar 70'lik aldık. Şu anda kullandığımız da 80'lik. Peki muhtarım, bugün tanıtım show programı var. Arabandayız Erkunt'un. Peki çiftçilerimiz Erkunt'la ilgili düşünceleri var. Aslında buraya bir hakimler, onu söyleyelim. He. Çiftçilerimiz aslında bir muhtar olarak nasıl buluyor Erkunt'u? Valla güzel, ben aldım. Nasıl aldın? He, benki de var ama ki
Mükemmel bir traktör. Her şeyde memnunuz yani şu kadar. Bir sıkıntı yok. Yakıt güzel. Yakıtı yani benim 255 turbo vardı. Onun altında yani. Yakıtı onun altında eski traktörüm. Güzel bir traktör yani. Kendi kendine gidiyor. Bir aşağı iner misin aşağı? Kendi kendine gitsin. Görüyorsunuz değil mi? Gidiyor. Alas balık. İleriden sağda bekle, geliyorum ben. Biraz ileride sağda beklesin beni bu. Gördüğünüz gibi yarım metre içine dalıyor, götürüyor bu işi. Şöyle gelelim. Selamünaleyküm. Aslında acemi misin? Sağ ol, sen az. Eyvallah. Nasıl traktörden memnun musun? Benimki var zaten 3-4 tanedir var, memnunum. Harika. Nasıl buluyorsun abi Erkut'u? Erkut çok güzel ya. Evet. Yakıt nasıl? Çekiş nasıl? Harareti nasıl? Ya çütü iyi olsun, yakıtı önemli değil. Bizim için çütü önemli yani. Çütü önemli. Tabii. Anladım. Evet. Gel abi gel yanıma gel. Gel. Köy ağası gibi duruyorsun, gel. Buyurun abi. Traktörünüz var mı? Kullanıyor musun daha önce? Erkut'un vardı. Yok, bizimki Tümezan da, Erkut da var, köyde bayağı var. Ha, bayağı var. Hı-hı. Peki fikrin değişmedi mi hiç? Erkut'u almak için dönüş var, yapıyorsun. Var, şu anda onun için buradayız. Arabandasın. Evet. Traktör almayı düşündün mü? Kullanıyor musun? Evet, almışım. Erkut evvel aldım. 2012. Allah kısmet ederse bir tane değiştirmeye niyetim var bunlarla. Kaçlık kullanıyordun? 85'lik. 85'lik. Şimdi ne alacaksın? Valla 90 olabilir, 105'lik olabilir. Karşıdaki var ya. Bak, alacağın zaman yakıt desteği var. 1000 lira bahçe traktörlerinde, 2000 lira arazi traktörlerinde. İnşallah. Yakıt inşallah. Almayı unutma. İnşallah. Yak versinler de bize. İyi düşünüyorum. 2010 yılında bir meyveci aldım. Memnun kaldım. Şimdi de bir 70'lik alma niyetimiz var. Evet. Bugün tanıtım show programı var. Evet. Erkut'la ilgili neler söylersin bize? Valla şu anda alan Erkut alanlar çok memnun. Alan kişilerden evet, duyuyorsun. Evet, memnun. Hiç almayı düşündün mü abi? Ben mi? Valla şu anda ben alamam. Çünkü paramız yok. Ya bak, kredi desteği veriyor, mazot desteği veriyor. Her türlü imkanı sağlıyorlar. Doğru. Yine bir düşün derim. Düşünürük ya. Hayırlısı olsun. Yani, eyvallah, olsun. Teşekkür ediyorum. Burayı coşturan, yukarıya otel gibi kullanan, çıkanlar, gelenler. Otel ya, Allah'ım esirgesin Ali'cim ya. Otel ya. Sağ ol. Hem şekil kendisi ya. Bak, ekmek böyle kazanılıyor. Ekmek böyle kazanılıyor. Sağ ol. Teşekkür ediyorum gerçekten. Bu 5. günümüz. Bu 5. günümüzde tabii daha günden güne daha heyecan ve daha mutlulukla tanıtımımız son sürat devam ediyor. Tabii ki çiftçi dostlarımıza yoğun ilgilerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bugün de Araban Karaves köyündeyiz. Son sürat. Son iki günümüz kaldı değil mi? Evet, keşke bitmese. Biz vallahi günden güne daha böyle mutluluğu, heyecanını yaşıyoruz. İnşallah. Başta Alparslan Erkut Ticaret'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi dostlarımızla, sevdiklerimizle buluşturduğu için, özellikle sizlere, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İnşallah ki bir tanıtım gecesinde yine görüşmek umuduyla. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi ekip tam. Kral Deniz zaten söylemeye gerek yok. Bir dünya tanıyor artık Kral Deniz'e. Değil mi? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Eyvallah, biliyorsunuz. Tabii buyurun. Mola Saati Ali Bey ile ilişkilerimiz gayet iyi gidiyor. Biz onlarla iyi anlaşıyoruz. Güzel bağlarımız var. Görüyorsunuz bugün arabandayız. 5. günümüzü yapıyoruz tarla günümüzün.
Yine büyük yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Burada zaten çiftçilerimiz bizi kabullenmiş, seviyorlar. Burası çünkü Araban. Yani Araban Erkut'un kalesi. Kalesi ya. Tabii gerçekten ki, tabii yani. Ki. Burada pazar lideriyiz burada. Gördüğünüz gibi zaten yoğun ilgiden de belli oluyor. Çiftçilerimiz gayet memnunlar. Burada güzel kampanyalarımız da var. Yemek ikramımız olacak. Kral Deniz burada öncelikle. Kral Deniz adı gibi kral ya. Kendisi kral. Bir kraldı. Sizin güzelliğiniz sağ olun Ali'ciğim. Evet. Teşekkür ederim. İnşallah bol bol satışlarımız da olacak. İnşallah, evet. İnşallah. Hayırlısı olur. Çiftçilerimizi Erkunt, bereketli bir yılın anahtarı Erkunt diyoruz. Gel gör, lezzeti tat, Erçelebi'yi anlat. Erçelebi, kömürde kadayıfın sunduğu en güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Ulutaç Mobilya'nın sunduğu Mola Saati programı sona erdi.